Evet arkadaşlar, başlıyoruz şu anda seminerimize. İ-ticaretin resmi semineridir. Bazı arkadaşlar soruyorlar kim veriyor diye. İ-ticaretin semineridir. O şekilde düşünelim. Sunum sonunda soruları alacağız. Şimdi öncelikle birkaç seminer daha yapmıştık bundan önce. Fakat biz bir değerlendirme yaptık kendi aramızda. Bu anlatım şekli ve insanların algısıyla ilgili. Anlatırken hepimizin sıkıntı çektiğini biliyoruz bazı noktalarda. Bu nedenle bu projenin boyutlarını göstermek için, bu projenin büyüklüğünü anlatmak için daha farklı bir pencereden anlatmaya karar verdik. Aslında şu anda içimize sindi. Bu geceki sunum öncekilerden benzer ancak biraz daha geniş içerikli olacak. Bu işin mantığı neden bizi çok heyecanlandırıyor? Bunu anlatacağız size. Öncelikle aramızda temel mantığı bilmeyen arkadaşlarımız olduğu için satış ortaklığı nedir? Ne işe yarar? Bunun kısaca prensiplerinden bahsedeceğim. Daha sonra da proje X nedir ve buradaki hedeflerimiz nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Satış ortaklığı yurt dışında affiliate marketing yani affiliate pazarlama diye bilinen yaklaşık 20 senedir Amerika'da özellikle ve diğer ülkelerde uygulanan bir yöntemdir. İnternet üzerinde kullanılan bir yöntem. Bu sistem aslında bildiğimiz klasik manada komisyonculuk diye adlandırdığımız meslektir. Bu mesleğin internet üzerinden yapılan versiyonudur diyebiliriz. Peki bu sistem nasıl bir kazanç sağlıyor? Ticarete ne getirmiştir? Satış ortaklığında alıcı ile satıcıyı buluşturan, aracılık eden bir komisyoncu hüviyetindeyiz. Ben kendim de satış ortaklığı yapıyorum. Burada birçok arkadaşımız satış ortaklığını yıllardır kullanıyorlar. Hem yurt dışında hem yurt içinde. İnternet üzerinde ürün ve hizmet satan, ürün sahiplerini müşterileriyle buluşturan kişileriz biz. Bu nasıl bir sistemdir? Nasıl çalışır? Öncelikle satış ortaklığı bir site bazlı bir sistem olarak hayal edelim. Yani bir daha sonra bunu dükkan olarak anlatacağım size. Bir siteniz var, bir bloğunuz var. Bu bloğunuzda ürün satış sitesinde tanımlanan, ürün satış sitesinde belirtilen özelliklerdeki ürünle ilgili bilgilerin bulunduğu bir bloğunuzun olduğunu düşünün. Bu blokta bu ürünü tanıttığınızı varsayalım. Burada tavsiye yazıları olduğunu, bu ürünün işte negatif ve pozitif özellikleriyle yorumladığınızı hayal edin bir site üzerinde. Müşterimiz internet üzerinden dünyanın herhangi bir yerine olabilir. İnternet üzerinden sizin bloğunuza geldiğinde reklamla veyahut da doğal trafik yoluyla bu ürün tanıtımlarını görür. Ürünleri inceler, kıyaslamalarınızı görür ve daha sonra merak edip asıl ürün sitesine yönlenir. Sizin sitenizden bir link vasıtasıyla asıl ürün sitesine gider. Ve burada ürünün gerçek tanıtımını okur. Eğer ürünü beğenirse satın alır. Beğenmezse yoluna devam eder. Ürünü satın aldığı takdirde işte orada olay gerçekleşmekte. Siz ürün sahibi tarafından bir komisyonla mükafatlandırılırsınız. Yani bu ürünün satışında aracılık ettiğiniz için bir komisyon kazanıyorsunuz. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Ürün sahibi bu müşterinin sizden geldiğini nasıl anlıyor arkadaşlar? Bu sistemde özel bir linkleme sistemi kullanılır. İnternet üzerinde bu link vasıtasıyla, özel bir URL vasıtasıyla ürün sahibi müşterinin hangi satış ortağından geldiğini anlayabilir. Bu yazılım vasıtasıyla. Ve bu gelen müşterinin ürün sayfasında yaptığı hareketlere kadar bunları görebiliyor arkadaşlar. Ödeme sayfasına girilmiş mi, girilmemiş mi gibi bir sürü detaya sahip olabiliyor. Ve bu satış gerçekleştiğinde bunu hem siz kendi ekranlarınızdan görüyorsunuz, özel rapor ekranlarından. Bu sisteme giren arkadaşlar biliyor bu ekranları. Günde kaç müşteri gönderdiğinizi, kaçının satışa dönüştüğünü, kaçının satışa yaklaşıp satış da sonuçlanmadığını hepsinin raporlarını alabiliyorsunuz. Bu böyle bir sistemdir ve çok temel prensipleri basit bir sistemdir. Peki neden biz bu sistemi seviyoruz? Bu sistemin avantajları neler? Neden bu sistem üzerinde bu kadar durduk yıllardır? Öncelikle internet üzerinde herkes bunu yapabilir.
Hiçbir teknolojik altyapıya ihtiyacınız yoktur. Herhangi bir teknolojik yatırım yapmanıza gerek olmaz. Ücretsiz bloklar vardır internet üzerinde. Bu bloklardan bu işe hemen başlayabilirsiniz. Herhangi bir yatırım yapmanıza gerek olmaz. Satılan ürünlerin ve hizmetlerin desteği size ait değildir. Az önce bir şey göstermiştim. Burada müşteri satış ortağının sitesinden tıklayıp atıl siteye gittiği için satın alma işlemi ürünün kendi sitesinde gerçekleşir. Sorumluluk ürün sitesine aittir. Sizde bu konuda bir sorumluluk olmaz. Ürün sahibi bütün hizmeti ve desteği vermek zorundadır. İşte katalogtur, stoktur, lojistik takibidir. Bunların hiçbiri yoktur. Bunlarla siz ilgilenmezsiniz. Sizin tek vazifeniz gelen müşteriyi, gelen ziyaretçiyi atıl ürün sitesine yönlendirmektir. Yani o linkinize tıklatarak yönlendirmektir. Bütün mesele budur. Tıklattığınız anda o müşterinin bilgisayarına özel bir çerez atılır. Biz buna çerez diyoruz. Bir nevi bir kod atılır. Bu yasaldır. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Örnek vermek gerekirse bugün Hotmail'e, Gmail'e giriyorsunuz. Çıkışa basmadığınız zaman, logout yapmadığınızda sisteme, örneğin Hotmail'i kapattınız, logout yapmadınız, açtınız yeni sayfa, yeniden girdiniz Hotmail'e, otomatik olarak sistem sizi içeri sokar değil mi? Bununla karşılaşan arkadaşlar vardı, dikkatinizi çekmiştir. İşte bu çerez vasıtasıyla olur. Çerezden Hotmail sizi tanır, Gmail sizi tanır. Aynı kişi olduğunuzu. Bu sistemdeki mantık da budur arkadaşlar. Bu linke tıklattığınızda müşteriniz bu siteye gittiğinde sizden geldiği çerez vasıtasıyla bilinir. Ve bu müşteri bugün satın almasa dahi bir ay sonra, iki ay sonra bile o ürünü direkt sitesine gitse, yani şu sizin bloğunuza uğramadan, buraya hiç uğramadan direkt asıl siteye yönlense bile siz gene komisyonunuzu kazanırsınız. Eğer o ürünle ilgili tıklatmayı en son siz yaptıysanız, sizin çereziniz geçerliyse, bilgisayarda herhangi bir silinme olmamışsa. Bu çok güzeldir. Müşteriyi getirdikten sonra bir ay sonra iki ay sonra bile kazanç elde edebiliyorsunuz. Bunu birçok insan burada aramızda yaşadı. Ve lezzetini, hazdını biliyor. Peki başka neler var burada? Müşteriyi memnun etmek sizin sorumluluğunuzda değildir, ürün sahibindedir. Bütün takibi gene ürün sahibi yapar. Ve tamamen bireysel çalışmadır. Herhangi bir şekilde ekip çalışması yoktur bu sistemde. Siz kendiniz bu sistemden para kazanmanız sizin performansınızla ilgilidir. Herhangi bir alt ekibiniz veya da işte grup çalışması gibi bir şey söz konusu değildir. Patron sizsiniz. Bu işin güzelliği budur. Dünyanın en tatlı mesleği bana göre budur. Çünkü sadece siz varsınızdır. Kendinize, kendinizden başka hesap vereceğiniz hiç kimse yoktur. Üstünüzde size işte bu siteyi niye böyle yaptın diyecek kimse yoktur. Sizin yaptığınız blogdan veya siteden reklamlar sonucu bu satış gerçekleştiği anda siz iyi paralar kazanırsınız. Burada temel prensiplerimiz çok basit. Peki burada bu sistemin gelişmiş versiyonları neler? Neler getiriyor bu sistem bize? İşte burada yurt dışında da olmak üzere bir takım satış ortaklığı havuzları vardır. Bütün ürün sahiplerinin ürünlerini satışa sundukları, yani ben ürünümü satış ortaklığı sistemine satmak istiyorum. Var mı satmak isteyen dediği havuzlardır bunlar. Havuz sitelerdir, portallardır. Böylece siz sadece o portallarla çalışarak tek tek ürün aramazsınız. Bu havuz sitelerden istediğiniz ürünleri satma lüksüne sahipsiniz. Herhangi bir ürünü bloğunuzda direkt blokla veya da direkt reklamla blok bile açmadan satabilme imkanınız vardır. Bu işin güzelliği buradadır. Bu havuzlar size ödemeleri düzenli olarak gönderir. Efendime söyleyeyim, bu havuzlara sürekli ürünler eklenir ve bu ürünlerin çok olması sizin kazancınızı artırır. Burada başka nelere sahip olabiliyorsunuz? Burada onları da yazmıştık. Örneğin bahsetmiş olduğum ürün satış analizlerine ulaşabiliyorsunuz. Yani bir siteden veyahut da reklamla direkt kaç müşteri gönderdiniz, bunların kaçı satışa dönüştü, kaçı bekleyende havale siparişi vermiş, kaçı ödeme sayfasına girmiş fakat almamış gibi bütün analizleri size sunan, hizmetleri veren bir havuz sistemidir. Bu şekilde tek bir merkezle muhatapsınızdır. Ürün sahiplerinden ödeme almak gibi, bunlarla ayrı ayrı görüşmek, aman benim ödememi gönder, neden göndermedin gibi riskleriniz yoktur.
Bu güvenilir havuz sistemlerinden bahsediyorum. Her şeyi merkezi olarak götürmenizi sağlar ve bütün teknolojik altyapıyı size sunar. İşte burada ilk ticaret devreye giriyor. 2009 senesinde kurduğumuz bir sistem ilk ticaret. Az önce bahsetmiş olduğum sistemi Türkiye'ye getiren ilk satış ortaklığı havuzudur. Türkiye'deki ilk satış ortaklığı sistemi e-ticaret 2009 Nisan ayında kuruldu. Ve bu işi Türkçe olarak Türkiye'de Türk internet kullanıcılarının hizmetine açtı. Burada 2,5 senedir 12 bini aşkın üyemiz oluştu. Biz herhangi bir reklam yapmadık. Bizi bilenler biliyor. E-ticaret olarak herhangi bir sitede aman bize bir sürü üye gelsin, şöyle olsun, böyle olsun gibi. Bizim bu büyümemizin sebebi satış ortaklığı sistemi sizler sayesinde oldu. Biz hiçbir sitede özel olarak bir ticaret reklamı yapmadık. Üye toplamaya çalışmadık. Tamamen gelen kişiler kendi talepleri doğrultusunda gelmiştir. Biz buna gayret etmedik. Belki yüz binlere ulaşırdık. Ancak biz bunu seçmedik. Bizim yaptığımız bu işi yapmak isteyen, gerçekten bu işi araştıran ve bu işe emek vermek isteyen insanları bir araya toplamaktı. Biz 12 bin aşkın bir sayıya ulaştık 2,5 senede. Ve bu 12 bin aşkın sayıdan tam sayıyı bilmiyorum ama 1000-2000 arası para kazanan arkadaşımız oldu. Bizden düzenli olarak para kazandılar e-ticaretten. Ve kemikleşmiş bir üye kadromuz var. Onları çok seviyoruz. Fakat geri kalan 10 bin, geri kalan 11 bin arkadaş. İşte bunlar da bizi düşündüren. Bu arkadaşlar bu sistem bireysel beceriye dayalı olduğu için site açmak, yazı yazmak, bu sistemi takip etmek, işte bir takım teknolojik sistemleri kullanmakla ilgili sıkıntılar olduğunu gördük. Biz bu insanlara bunları öğretmede sıkıntı yaşıyorduk. Bir takım e-kitaplarımız vardı. Sistem içinde hala var bunları öğreten. Ancak hepsinin yetersiz kaldığı, açık bıraktığı bir takım eksik noktalar oluyordu. Ve ilk ticarete sürekli mailler gelmeye başladı. İşte bize yardımcı olun, bu sistemi siz öğretin, bize destek verin, forum kurun gibi talepler hep oluştu. Ve burada bir fikir terakkisinde bir düşünce oluşmaya başladı. Bu düşünce neydi? Bu düşünce işte proje X'ti. Proje X, bu bahsettiğim sistemdeki bütün açıkları kapatan, bütün otomasyonu arka planda size sunacak bir proje. Gerçekleştirmesi halinde bütün dünyaya yayılacak bir proje. Ve bugün Proje X olarak anlatılacak bu sistem. Çünkü gerçek manada gerçek değeri budur. Hepiniz belki X Network'ü dinlemeye geldiniz. Ancak X Network sadece bir bacağıdır bu projenin. Birazdan bunu çok daha güzel anlatacağım size. Biz bu 10 bin kişiye ve geri kalan tüm internet kullanıcılarına para kazandırmak, onları üretken bir pozisyona sokmak, evlerinden bir iş ortamı sunmak için bir proje geliştirdik. Bu öyle bir proje ki bunun bacaklarını birazdan açıkladığımda bütün Türkiye'yi etkileyeceğini anlayacaksınız. Proje X nedir? İlk çıktığımız videoda X nedir acaba demiştik. Belki biz gerçekten bunun o anlamda önemini belki biz de kavrayamamıştık ama bu sunumlarla, bu gelen sorularla bu sistemin anlatımı da oturdu. Ve Proje X'in aslında dünyadaki internet üzerindeki en büyük alışveriş merkezini oluşturacak ticari bir platform olduğunu biz de anlamış olduk sizinle beraber. Öyle bir sistem ki bütün dünyayı bir tek merkeze toplayan büyük bir güç. Bunu yapmak için neleri baz aldık? Az önce anlatmış olduğumuz satış ortaklığı sistemi. Bu çok büyük bir güç. Hala da dünyada birçok ülkede uygulanıyor. Türkiye'de bu 2,5 senedir bizim çabalarımızla birkaç firma daha bu konuda çalışmalara girdi şimdi. Büyüyen, Türkiye'de de çok fazla büyüyecek olan bir meslektir satış ortaklığı sistemi. İşte internetten para kazanılmaz mantığını yıkan bir meslek. Peki biz bunu ne yaptık da bu kadar güçlü hale getirdiğimize inanıyoruz? İşte bunu network pazarlamayla birleştirdik. Network'ün yayılmacı pazarlama politikasıyla bunu bütün dünyaya yayabileceğimizi gördük. Bunun sonunda başaracağımız şey işte budur arkadaşlar.
öyle bir ekonomik yapı ki internet üzerinde böyle bir ekonomik yapı bugüne kadar gerçekleştirilmedi. Bundan sonra olur mu onu bilmiyoruz ama biz bunu bütün dünyada ilk defa olarak gerçekleştireceğimizi söylüyoruz. Peki neden projeyi Türkiye projesi dedik? Bu bir Türkiye projesi. Türkiye'ye ne katacak? Türkiye ekonomisine ne katacaktı bu proje? Sadece sizler için miydi bu proje? İşte buradaki yanılsamayı ortadan kaldıralım. Öncelikle bunun ekonomiye katkısı ürün bazında olacak. Biliyorsunuz ilk ticarette satış ortaklığı sistemi var. Buraya ürün ve hizmet veren firmalar veya şahıslar ürünlerini ekleyip satış ortaklığı sistemini açabiliyorlar. Fakat bu çok istediğimiz seviyeye ulaşamadı 2,5 senede. Biz bunu geliştiremedik. Bu konuda dijital kazançlar semineri vesaire gibi bir takım oluşumlar düşündük. Bunlar yapıldı önceki senelerde. Ürün sahibi olmanın avantajları, dijital ürünlerin avantajları gibi. Fakat yeterince bunun arkasında devamını getiremedik ve insanlara bunu tam olarak anlatamadık. İşte Proje X bunu sağlayacak. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürün ve hizmetlerini bu satış ortaklığı sistemiyle çok büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Yani Türkiye'deki Kars'ta bal üreten benim bal üreticim, peynir üreticim ya da işte interneti kullanmayı bilmeyen pek çok üreticiler var. Örnek vermek gerekirse bugün resimli halı üreten birisi başvurdu sisteme. Ben resimli halı üretiyorum. Bu ürünümü satmak istiyorum sisteminizden. Nasıl yaparız? İşte biz burada internet sitesi yapmayı bilmeyen bu arkadaşlara internet web sitesi hizmeti de vereceğiz. Yeter ki ürünü satmak için gayret etsin. Bu ürünü bütün dünyaya açılabilir. Bu sistem sayesinde. Bunun gibi birçok küçük orta ölçekli işletmelerin hizmetlerini sadece Türkiye'de değil, bütün dünyaya açacağız arkadaşlar. Bu işte Türkiye ekonomisine büyük bir potansiyel verecek. O yüzden projeyiz. Peki bunun sonucunda hedefimiz ne? İşte az önce söylediğim. Sizin satış ortaklığı sistemine katılmanızla, ürün sahiplerinin, hizmet verenlerin bu sisteme ürün ve hizmet olarak bir şekilde dükkanlara besleyici bir şekilde girmeleriyle, yani ürünleri ve hizmetleriyle. Sizin bunu bu sistem üzerinden satış yapmanız sonucu, biz bunu bütün dünya üzerinde büyük bir ekonomik güç oluşturacağını söyledik. Bu da tabii ki Türkiye imzalı bir güç olacak. Çünkü bu sistem Türkiye'den yayılacak. Sistemin geneline bir bakalım. Sistemin geneline. Birazdan detaylarına gireceğim. Öncelikle Proje X'in birçok bacağı var demiştik. Bunlardan en önemlisi, evet, X-Network arkadaşlar. X-Network önemli bir bacağı çünkü bunu yayılmasını sağlayacak. Bütün dünyada inanılmaz bir proje. Buna giren herkes kazanacak. Gözüyle bakılmasını sağlayan bacağı Network bacağı. Yani bunun pazarlaması. Buradaki Network aslında bir pazarlama stratejisidir. X dükkan ile kazandıracak. Yani bu bloklarınız, bu size verilecek olan sitelerle kazanacaksınız. X market ile kazandıracağı market kazançları oluşacak. Buradan ayrı bir satış sistemi çıkacak. X Club ile eğlendireceğiz. Bu paraları kazandıktan sonra eğlenmek isteyeceğiz elbette. Ve X ürünle de üretimi artıracağız. Yani bu az önce bahsettiğim gücü olmayan, reklam yapma, satış yapmaya gücü olmayan ama çok güzel ürünler üretebilen tek kişilik ordular var ülkede. Yani öyle bir şey üretiyor ki evinde bunu dünyaya pazarlayabilir ama böyle bir gücü yok, böyle bir bilgisi yok. İşte biz bu ürünün dünyaya pazarlamasını sağlayacağız bu sistemle. Dolayısıyla üretim artacak. Lütfen Proje X'i bu kapsamda değerlendirelim. Sunum sonundaki sorularda da sadece network bacağıyla yetinmeyip bu geniş perspektiften bakmanızı istiyorum. Şimdi Proje X'in kazanç sistemi. Ondan bahsedeceğim. Az önce bahsetmiş olduğumuz satış ortaklığıyla kazanç. Yani bu size verecek olan X dükkan dediğimiz
bizim X-Dükkan olarak adlandırdığımız satış ortaklığı web siteleri. Bu web sitelerinden satılacak olan hizmet ve ürünlerden oluşacak kazançlar. Bunlar da şu anda e-ticarette mevcut ürünlerde aşağı yukarı %50-70, %30 gibi kazançlar söz konusu. Bunlar dijital ağırlıklı olduğu için. Dijital dediğim her şeye giriyor buna. Örneğin bir yazılım. Yazılım da dijital hizmettir. Eğitim setleri, örneğin İngilizce eğitim seti var. Bunun gibi. Veya da fiziki ürünler var. Diyet ürünleri var. Bunlar da işte yine %30'a yakın kazanç sunan ürünler. Bunlar gittikçe artacak. Az önce örnek verdiğim gibi işte resim tabloları satılacak, yöresel ürünler satılacak. Bunların hepsi otomatik şekilde sizin size vereceğimiz dükkanlara yerleştirilecek. Siz orada site yapmayacaksınız, site yapmakla uğraşmayacaksınız, siz yazı yazmakla uğraşmayacaksınız. Bunları arka tarafta otomatize edecek bir sisteme gireceksiniz. X Network bacağıyla oluşacak X Dükkan gelir ortaklığı. Bu da ikinci bir kazanç sistemi. Burada X dükkanlarımızın 3 aylık kiralarını oluşacak kazançlara ortak ediyoruz sisteme girenleri. Aslında bu da bir satış ortaklığı. Sadece X dükkanı bir ürün olarak değerlendirmek lazım. Bu üründen kazandıklarımızı gene satış ortaklarımızla paylaşıyoruz. X Club ile kazanç. X Club bu grup, bu sistem büyüdükçe 10.000'e ulaştığımız anda büyük avantajlar geliyor. Bunlar uçak bileti gibi indirimli hizmetler veya tatil hizmeti, otel hizmeti gibi. Bu kendiliğinden gelecek arkadaşlar. Buna çok büyük bir performans aktarmamız bile gerekmeyecek. Çünkü sayımız büyüdükçe, bu gücümüz arttıkça firmalar kendileri gelecekler. Biz de girelim, bizim de ürünlerimizi şu fiyattan size verelim, kullanın diye veya yararlanın diye. Buradan da çok indirimli avantajlarla kazanacağız. X Market kazançları. Bu da sadece X dükkan sahiplerinin, yani bu sisteme girmiş olanların alışverişlerinden oluşacak bir kazanç sistemi de olacak içeride. Bir de buradan kazandıracağız. Burada içeride ayrı bir yapı daha olacak. Bunun detayları zaten ilerleyen günlerde açıklayacağız. Sistem içerisindeki arkadaşlara göstereceğiz hatta. Sistemin ilk önemli bacaklarından biri X dükkan dedik. X dükkan aslında az önce bahsetmiş olduğum satış ortaklığı sitesi. Bunlar size hazır bir anahtar teslimi dükkan olarak değerlendirebilirsiniz. Bu sayede siz dükkanınıza ürün yerleştirme, işte yazı yazma, dükkanın tasarımını yapma gibi bir takım sıkıntılardan kurtarıyorsunuz. Otomatikleştiriyoruz hizmeti. Bu dükkanlardan satışlar yapacağız. Otomatik satışlar, sadece linke tıklatarak, o linkten müşterilerimizin bilgisayarlarına çerezleri yükleterek o satın almalardan para kazanacağız. Biz X dükkan sahiplerine X ticarette X ortak diyoruz. X ortak 2,5 senedir kullandığımız bir terimdir. Bu bizim ana sayfamızda var, xticaret.com'da. Çünkü bu satışlara ortak bu arkadaşlar. Dolayısıyla adı da X ortak. Burada örnek bir X dükkan görüntüsü gösteriyor size. Bakın ürünleri otomatik yerleştirilmiş. Burada kategorileri kendinizin ayarlayabilir. Bunları göstereceğim birazdan. Zaten sorular da geliyor bununla alakalı. Sorular geldikçe de gireceğimiz için burada detaya girmiyorum. Fakat hazır bir site, tasarımı her şeyi hazır. Ve siz burada tek yapmanız gereken bu sitenize, bu dükkanınıza reklam yapmak arkadaşlar. Tanıtmak. Başka bir şey değil. Görüntü çıkmıyor diyen arkadaşlar var. Görüntü gözüküyor mu? Site görüntüsü gözüküyor mu arkadaşlar? Yoksa siteyi direkt site üzerinden göstereceğim. Gözükmüyor diyenler için ben webten göstermek istiyorum. Örneğin işte budur. Şöyle bir ilk dükkanınız olacak. Buraya reklamları, her şeyi otomatik yüklenecek bu sistemin. Ve bu sistemin tanıtım yazıları, yani az önce bahsetmiş olduğumuz tavsiye yazıları, işte ürün şöyledir, böyledir veya kıyaslama yazıları vesaire, bunlar otomatik olarak sisteme eklenecek. Böyle bir sistem. Buradaki yazılar bizim tarafımızdan, sistem tarafından siteye eklenir. Siz bunlarla ilgili çalışma yapmanız gerekmiyor. Burada kategoriler var.
yazılım, bilgisayar, internet, pazarlama, reklam, fiziksel ürün gibi. Örneğin fiziksel üründe İngilizce eğitim seti varmış. Bu çıkıyor direkt. Eğitim seti gene etiketli eğitim seti diye bir ürün. Bu da fiziki bir ürün. Kargo ile gönderilen. Bunun gibi ürünler var. Eğitim kategorisi var. Sosyal, kültürel kategori. Bunları siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şu kategoriler olsun, bunlar olmasın gibi. Tamamen sizin kontrolünüzün olduğu bir istikrar olacak. Burada örneğin AutoCAD öğrenme seti satılıyormuş. AutoCAD öğrenmek isteyenler için. Bunlar satılıyor arkadaşlar. Bunlar satılır mı diyen arkadaşlar için söylüyorum. Evet, bunlar satılıyor. İ-ticaretin bu sene yarısına kadar bu satışlardan verdiği sadece stopaj vergi toplamı 200 bin TL'yi aşmıştır. Bunlar sadece bunun vergisidir. 200 bin TL'yi aşmıştır. Dileyenler bunu kontrol edebilirler firma bilgilerinden. Vergisi de ödeniyor. Dolayısıyla bu ürünler satılıyor. Bu ürünleri satan arkadaşlar para kazanıyor. İlk dükkan sahipleri de bu ürünlerden ve diğer ürünlerden para kazanacaklar. Peki devam edelim. Sorular olursa dediğim gibi sonunda alacağım. İşte burada az önce bahsetmiş olduğum sorular var. Ben bu sistemi bilmiyorum. İlk defa duydum bu gece. Nasıl başaracağım? Yapabilir miyim? Çok mu zamanım alacak gibi. Böyle sorular çok doğal. Buradaki birçok arkadaş da bilmiyordu 2-2,5 sene önce. Fakat öğrendiler. Fakat artık sizin işiniz onlardan daha kolay. Onlar birçok şeyi kendileri yaptılar. Bu sistemle biz her şeyi otomatize ediyoruz. Sizin yapmanız gerekense tanıtım ve reklamdır. Onu dahi otomatize etmenin planlarını yaptık. O kadar otomatik bir sistem oluşturduk. Dolayısıyla tek yapmanız gereken bu sistemde %10 performans, %10 emektir. Bu %10'u gerçekleştiren insanın bu sistemden kazanmaması imkansızdır. Bu dükkanların özelliklerinden gene bahsedeceğiz, sorular geliyor. Dediğimiz gibi sizin tek yapmanız gereken tanıtımdır arkadaşlar. İnternet üzerinde tanıtım ve reklam. Başka bir şey değil. Çünkü geri kalan her şey otomatik. Neden işimiz otomatik demiştik? Bununla ilgili birkaç bilgi vereyim. Öncelikle e-ticaretteki ürün havuzundan bu sitenize, bu dükkanınıza ürünler otomatik olarak ekleniyor. Sizin belirlediğiniz kategorilerde veya sizin seçtiğiniz ürünler otomatik olarak dükkanınızda satışa hazır hale geliyor. Bununla ilgili siz şu ürün eklensin, bu ürün eklensin seçeneklerine sahipsiniz. Ama bırakırsanız hepsi otomatik. Yeni bir ürün mü eklendi? Bal mı eklendi? Bu bal otomatik dükkanınıza çıkacak. Eğer o kategoriyi engellemediyseniz. Otomatik makale sistemimiz var. Bu makale sistemi az önce gösterdiğim ürün tanıtım yazıları. Bu yazılar buna benzer sistemler belki yurt dışında daha önce görmüş olabilir arkadaşlar. Yani buna benzer derken otomatik sitelerden bahsediyorum. Böyle bir sistem yok. Buradaki makaleler, buradaki yazılar sizin sitenizin, dükkanınızın doğal trafik alması için, hit alması için hepinize has yeniden yazılıyor. Yani bu yazılar kopya değildir. Birbirinizin aynısı değildir. Her dükkandaki yazılar birbirinden ufak nüanslarla farklıdır. Yani eşlenik kelimeler, farklı yazımlar, değişik anlatımlarla demek istiyorum. İçerik olarak benzer olsa da yazılar kopya değildir. Dolayısıyla siteniz Google'da veya da diğer arama motorlarında kopya site olarak algılanmayacak. Çok az bir tanıtımla siteniz üst sıralara tırmanır, trafik almaya başlar. Otomatik tanıtım sayfaları olacak. Yani landing page diyoruz buna. Bu tanıtım sayfalarında bütün ürünleri, hizmetleri satmanız daha kolay olacak. Tek bir tuşla çok farklı tanıtım sayfaları eklenecek sitenize. Özel videolar hazırladık. Bunun için çok uğraştık. Bu İşe çıkarkenki videolarımızın kalitesini herkes takdirle karşıladı. Sitelerinizde buna benzer birçok kaliteli video olacak. Bunların hepsini sizin kullanımınıza açacağız. Dükkanlarımızda. Bunlar inanılmaz bir trafik ve satış getirecek sitelerinize. Bunlarla uğraşmayacaksınız yani. Hepsi otomatik. Videolu tanıtımlar olacak sitelerinizde. Bunlar da gene profesyonel çekiliyor. Oyuncular tarafından ve profesyonel videocular tarafından. Bunlar gene bu dükkanlarınıza otomatik olarak eklenecek.
Az önce bahsettiğim TIO, yani doğal trafik oluşturma, bununla ilgili sitenizde bir takım otomatik şeyler yapıyoruz. Örnek vereyim. Bakın burada yazılar farklı olacak demiştik. Bunun haricinde bir takım nüanslar var. İşte yorumlar. Yani yorumlar bile farklı olması, bunların bile farklı farklı olması sistemde sitenizin farklı algılanmasını sağlayacak internette. Facebook sayfanız, Facebook sayfası ekleyebiliyorsunuz. Facebook'tan paylaştığınız herhangi bir şey, yazı burada otomatik olarak çıkacak. Bu da yine sistemin içinde bir farklılaşma getirecek kopya içerikten. Twitter paylaşımları, Twitter entegrasyonu söz konusu sistem içinde. İletişim bilgilerinizi girebileceksiniz gibi. Burada ayrıca on page faktör dediğimiz sitede SEO'yu yani Google'da üst sıralara çıkmanızı sağlayacak bir takım özellikler daha var. Bunlar çok detaylı şeyler. Bunların hepsi sizin adınıza sistem tarafından bizim ayarlamalarımız sonucu gerçekleşecek. Bunlarla ilgilenmek zorunda kalmayacaksınız. Peki, az önce söylemiştik. Demiştik ki işiniz sadece tanıtım yapmak ilk dükkana. Bu tanıtımı nasıl yapacağız? İşte soruluyor şu anda da. Bu tanıtımı yapacak, ücretsiz trafik sağlayacak yazılımlar, reklam yapma yöntemleri, sosyal ağları kullanmanı gibi, Facebook gibi, YouTube gibi, efendim, Twitter gibi bunları nasıl kullanacaksınız? İşte bu eğitimleri de ücretsiz alabileceğiniz bir sistem projeyi. Bunlar için ayrıca para ödemeyeceksiniz. Bunların hepsi size bedava sunulacak ve burada da destek alacaksınız. Bir ekip bulacak. Var şu anda ticket sistemi de oluşturuluyor. Mail atmadan direkt ticket açarak destek alacaksınız. Bütün bu akademik eğitimler, motivasyon eğitimleri vesaire bunların hepsi burada sunulacak. Ve bunlarla beraber bu dükkanınızdan satış yapmamanız imkansız hale gelecek. Sadece bununla ilgilenmezseniz mümkün olabilir. Satış yapan arkadaşları da ben görüyorum. Facebook'ta paylaşmışlar. 2 günde 50 bin lira yaptım dükkanımdan diye. Herhangi bir reklam da yapmamış. Sadece Facebook'ta dükkanını paylaştığını söylüyor. Demek ki bizim yaptığımız bu sistem işe yarıyor. Bundan da çok mutlu oluyoruz biz ekip olarak. Doğal trafik almaya başlamış. Günde 25-50 trafik almışlar 3 günde. Bu 1 ay içerisinde, 2 ay içerisinde bu günde 200-300 kişiye kadar çıkacak. Bu da sizin dükkanlarınızın daha çok satış alması demek. Bugün gece seminerden sonra mail gönderim yazılımı konacak. 2 saat kadar sonra konacak. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Soru vardı. İşte bunun gibi yazılımlar olacak. Sitenize mail gönderimi yapacaksınız insanları tanıtmak için. Ve bu mail gönderimini aynı zamanda dükkanınızda satabileceksiniz. 2 katı fiyatıyla çünkü. Dışarıdakinin yarı fiyatını alıyorsunuz. Ama dışarıda bunu 2 katı fiyatına dükkanınızda otomatik olarak satabileceksiniz. Ücretsiz reklam yazılımları olacak. Bunlardan bir tanesi, o da muhtemelen bu gece yetişmeyecek ama yarın gece bu sefer onu koyacağız. Söz vermiştim. Bu konuda videolarda eksiklik vardı, tanıtım videolarında. Bunları koymadığımız takdirde çok soru geliyor. O yüzden videolarıyla beraber koyacağız. Bu ücretsiz olacak. Otomatik ilan verebileceksiniz sitenizi tanıtmak için ve bunlar sürekli geliştiriliyor. Arka taraftan birçok yazılım gelecek. Ve sizin taleplerinizde oluşturulacak yardımcı yazılımlar ve eğitimler olacak. Bunların hepsini biz talepler doğrultusunda koymayı planlıyoruz. Birkaç talep oldu mesela, değerlendirmeye aldık. Onları da koyacağız arkadaşlar. Bu bizim elimizde olan bir yazılım. Dolayısıyla kimseye bağımlı değiliz. Sizin taleplerinizde hem siteleriniz gelişecek hem de bu eğitimler ve yazılımlar gelişecek. Bu proje ilk büyüyen bir projedir. Bu proje ilk hiçbir zaman tamamlanan bir proje olmayacak arkadaşlar. Bütün dünyaya hakim olsa bile projeyi her zaman büyüyecek. Evet, şimdi ilk dükkan gelirleriyle kiralarından olan kazanç. Bundan bahsedeceğiz. Bu işte işi cazip kılan, bizim bütün diye yayılmamızı sağlayacak olan işin roketi diyeceğimiz kısım. İşin tamamı değil ama roket diyebileceğimiz bölüm. O yüzden güveniyoruz sisteme çok fazla. Marketing planını bunun üzerine bina inşa ettik. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Sorular olacak arkadaşlar. Yani soruları görüyorum. Soruları seminer sonuna saklayın. İlk dükkanın 3 aylık kirası 150 liradır.
Bu az önce bahsettiğim istihdamdır. Her şey otomatize edilmiş. Size sadece tanıtım yapmak kalan ve gün geçtikçe büyüyecek olan. İsticarete her örneklendiğinde sizin dükkanınız da büyüyecek. Gün geçtikçe büyüyecek olan bu dükkanın 3 aylık kirası 150 liradır. Bir e-ticaret yazılımıdır aslında bu. Bir e-ticaret yazılımını satın almak yerine kiraladığınızı düşünün. Bir e-ticaret yazılımını satın almak istediğinizde kodlarıyla beraber 5 bin dolar, 10 bin dolar hatta koduna göre 20-30 bin dolarlar civarındadır. Bunu kiralamaya kalktığınızda yıllık 750 dolar, 1500 dolar gibi rakamlar söz konusudur. Bu ticaret yazılımının kapasitesine göre. Artı bu fiyatın içerisinde herhangi bir şekilde ürün ekleme, ürünlere yazı yazma vesaire gibi şeyler, hizmetler dahil değildir. Bunları siz kendiniz yaparsınız. E-ticaret sistemini kullananlar bilirler. Ama burada bunların hepsi dahil 3 aylık kirası 150 liradır. Bir X dükkandan size ortak ettiğimiz gelir ortalama 6 bin liradır. 3 aylık gelirimiz. Bu nasıl olacak? Peki ne yapmanızı istiyoruz? Bir X dükkan kiraladığınızda, sisteme girdiğinizde sadece 2 kişiyi davet etmenizi istiyoruz sizden. Ondan sonra gelin dükkanınızla uğraşın diyoruz. Böyle yüzlerce kişiyi yapmak çalışmayın. Sadece 2 tane X dükkan kiracı getirin. Bir nevi biz de pazarlama ve reklam giderlerimizi ortak ediyoruz. Diyoruz ki bu parayı sizinle paylaşacağız. Reklam yapmak istemiyoruz. Siz bizim adımıza kulaktan kulağadır network pazarlama aslında. Ama biz burada internetin gücünü kullandığımız için çok daha hızlı büyüyeceğiz. Her aldığınız ilk dükkan yine bir satış sitesi demek, yeni bir kazanç demek. Dolayısıyla burada şunu benzetiyoruz. Demiştik ya internette en büyük alışveriş merkezini kuruyoruz. İşte bu alışveriş merkezini düşünün. Binlerce katı olan, böyle binlerce, on binlerce katlı bir alışveriş merkezi hayal edin. Orada bir dükkan kiralıyorsunuz. Bu dükkan, bu alışveriş merkezi büyüdükçe, yeni dükkanlar girdikçe inanılmaz değerlenecek. İnanılmaz bir potansiyele ulaşacak. Bir yatırım. Bu pazarlama planı nasıl? Dükkan pazarlama planı. Siz bir dükkan aldınız, sisteme girdiniz. Ne demiştik? Sadece 2 tane dükkan sahibini sisteme dahil edin. Tek beklentimiz bu. 2 tane arkadaşınıza bahsettiniz. Böyle bir sistem var Türkiye'de. Üretimi artıracak. Hem internet üzerinden boş vakti değerlendiriyorsun, hem evden iş kuruyorsun. KOBİ'leri, işletmeleri, bütün bu ürünlerin dünya pazarına açılmasını sağlayacak bir sistem. Ve birçok kazanç ayağı var. Bu sisteme girmek ister misin? Dedin. O da merak etti. Nasıl bir şey ki bu dedi. Geldi sunumu dinledi veya sunumun kaydını internet üzerinde seyretti. Ve geldi altınıza 2 dükkan olarak girdi. Peki, daha sonra ne oldu bu noktadan sonra? Bu 2 dükkan sizin sisteminizde, ekibinizde yerleşti. Bu 2 dükkan da sahibi de aynı şekilde 2 tane arkadaş getirecek değil mi? Çünkü onlardan da sistemin beklediği budur. İlk projesi bu. Diyoruz ki dükkanınızla ilgilenmeden önce 2 arkadaşı getirin. Ondan sonra dükkanınızla ilgilenin. Onun satışlarıyla, onun tanıtımıyla ilgilenin. Bu 2 arkadaştan bir tanesi bir dükkan getirdi. Fakat ikinciyi getiremedi. Bu arada siz üçüncü bir arkadaşınıza bu sistemden bahsettiniz ve bakın üçüncü bir arkadaşınızı daha getirdiniz. Fakat burada ne oldu? İşte sistemin en kırıcı noktalarından burada kırılma noktası diyelim buna. 2 dükkandan sonra getirdiğiniz üçüncü dükkan sahibi sizin alt ekibinizde boş olan yere yerleşti. Yani siz üçüncüyü sadece ve sadece bu arkadaşın altına koyabildiniz. Yan tarafa gidiş yok. Yatak. Sistem sizi zorluyor buna. Diğer arkadaş da gene bir kişi getirdi. Sonra siz çok çevreniz var. Ya da interneti çok iyi kullanmayı öğrendiniz sistem içerisinde. Bu tanıtımlarla diğer bir arkadaşı daha getirdiniz. O da diğer arkadaşın altına geldi. Ne oldu? Bu 2 arkadaş tek bir kişiyi bulabilmişti. Tek bir dükkan getirebilmişti ama sizden destekle İkinci dükkanı da altına doldurmuş oldu. Ve böylece büyümenin yolu açıldı onlar için de.
Yukarıdan destek yani. Ve gene devam ediyor sistem bu şekilde. Tanıtımlarla yukarıdan aşağıdan, yani aşağıdan katıp aslında kişinin kendi getirdiği, buradaki kişinin getirdiği dükkandır. Şunlar da şu iki dükkan sahibi aslında sadece sizden değil, şuradan gelen dükkan sahibi de olabilir. Çünkü bu dükkan sahibi birini getirdiğinde sizin altınızdaki yine o da altı dolu olduğu için ya buraya, ya buraya, ya buraya ya da buraya dükkan koyabilir. Bu şekilde üstten alta doğru bir yapı olduğunu düşünelim. Ve gelişler yukarıdan aşağıdan kişinin kendisinden veyahut da yukarıdaki ekibinden devam ediyor. Böylece siz 3. seviyeye kadar indiniz. Yukarıda size göre burası 1, 2, 3. seviye. 4. seviyede de aynı işlemler devam etti. Bir kısmı kendisi bu sisteme dükkan sahibi getirdi. Bir kısmı yukarıdan koldan. Örneğin sistemi büyütüyorum. Burada bakın aşağıdan geliyor. Fakat burada bir tane yukarıdan geldi. Bu yukarıdan gelen anlamanız için söylüyorum. Şu yukarıdan gelen nereden gelebilir? Bu kişiden gelmedi. Bu kişiden gelen bu renkte gösterdik. Ama onun üstünde 1, 2, 3 kişi var. 3 dükkan sahibi var. Yani sizden de gelmiş olabilir. Şundan da gelmiş olabilir. Veya bundan gelmiş olabilir. Bu üçünden birinin yaptığı dükkanlardan biri gelebilir buraya. Sistem büyüdükçe bu destek de genişledikçe kollara ayrılıyor. Böylece 4. seviyeye kadar indiniz. 1, 2, 3, 4. Sizin 4. seviyeniz. Bu katma. Ve 5. seviye. 5. seviyeye geldik. Yine aynı şekilde sistem çalışıyor. Seviyeleri de gösterelim. Bakın. İkili gittiği için sistem, binary sistem diyorlar buna. Fakat tabii ki farklı bir sistem. Dünya üzerinde yok böyle bir sistem. Binary sistemler var ancak bu şekilde çalışmıyor. İkili sistem diyoruz ve her bir bacakta ikinin katları şeklinde gittiği için birinci bacağınızda 2, ikinci seviyenizde 4, üçüncü seviyenizde 8, dördüncü seviyenizde 16, beşinci seviyenizde 32 dükkan olabilir maksimum. Peki ne oluyor beşinci seviye oluşunca? İşte burada siz para kazanmaya başlıyorsunuz beşinci seviyeye ulaştığınızda. Ve bu size 1424 TL gibi bir rakam kazandırıyor. Yani biz bu geliri paylaşıyoruz sizinle. Dükkan gelirleri. 5. seviyeden itibaren. Ve bu sürekli arkadaşlar. Neden sürekli olduğunu birazdan anlayacaksınız. Sadece tek seferlik bir kazanç değil. Peki sistem burada bitiyor mu? Hayır. 5. seviyeye geldiğinizde ilk 3 dükkan. Bunun sırası önemli değil. Buraların dolu olması da önemli değil. Bakın. Yani bu seviyelerin tamamen dolması şart değil. 5. seviyeye şu koldan geldiniz. Yani şu kolu takip ettiniz. Böyle. Buradan bir dükkan geldi. Şu koldan geldi bir dükkan. Bir de buradan bir dükkan, iki dükkan. Bir de bu koldan geldiniz. Üç dükkan oldu. Buralar henüz oluşmadı tamamen. Bazıları şurada kaldı. İşte üyeliğiniz otomatik olarak 3 ay daha güncelleniyor. Yani siz 3 aylık 150 liraya girmiştiniz. 6 aylık bir süreye kavuşuyorsunuz. Girdiğiniz andan itibaren. Para ödemeniz gerekmiyor. Peki o anda ne oluyor? Bu saatten sonra yani 3. dükkanda girdikten ve üyeniz güncellendikten sonra işte para kazanma sistemi başlıyor orada. Dükkan kiralarında. Örneğin buraya 5 tane daha dükkan geldi. Karışık. Sıralı değil. Biz burada dengeyi de kaldırdık. Bakın binary sistemleri bilen arkadaşlar için söylüyorum. Genelde denge vardır. Paranızı hiçbir zaman alamazsınız. Sağ kol sol kol arasında 2x denge olacak. O 12 katı olmazsa paranı içeride görürsün ancak alamazsın gibi bir takım tuzaklar bizim sistemimizde olmayacak. Olmadı da. Çünkü biz bu sistemin para kazandırdığı takdirde büyüyeceğine inanıyoruz. Ki öyle de olacak. Bu buraya 5 dükkan girdiği anda 5 dükkan girdiği anda siz 8'i tamamladığınız için sadece 8 dükkan tamamlandığında otomatik olarak siz
kasanıza parayı aktarmış oluyorsunuz. Yani paranızı hak etmiş, kazanmış oluyorsunuz. İlk ödeme döneminde bu parayı alacaksınız. Ticaretteki bizim yardım sayfalarımızda ödeme dönemleri mevcuttur. Ayda iki kez ödeme yapılır. Yani 8 dükkan girdiği anda 3 tanesi bir güncellemeye gitti. Kalan 5 dükkandan 50 liradan 250 TL kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. İlk 8'i tamamladığınızda 5. seviyede. Burayı iyi anlayın. Ve hangi koldan olduğunun bir önemi yok. Yan yana olmak ya da hepsinde olması gerekmiyor. Ve bu para sürekli oluyor arkadaşlar. Sürekli bir dükkan gelir oluşturuyor. Peki bu sistem büyüyor, devam ediyor. 5. seviyede kalmayacak. Dedik ya 1000 katlı bir veyahut da 10.000 katlı bir alışveriş merkezi AVM'desiniz. Bu dükkanlar büyüyor. Katlar çıkılıyor şu anda. 6. seviyeye geldik. 64 dükkan oldu. 7. seviye işte sizin kazancınızı belirleyen son seviye. 7. seviyede 128 tane dükkan gelebilir. Alt ekibinize, altınıza. Bu durumda ne kadar kazanıyorsunuz arkadaşlar? Yaklaşık olarak 4.881 TL bir kazanç söz konusu sadece bu seviyeden. Buradaki talep ne zaman? Yani ilk ödeme dönemi ne zaman? 32x dükkan oluştuğunda, burası karışık olabilir. Yani sıralı değil. Dediğim gibi belki bunun yarısını geliştiremediniz. Geriden geliyor olabilir şu yarısı, bu kısmı. Ama şu yarısından 32 tane dükkan aşağı kadar indi. O zaman otomatik olarak buradan 32 dükkan parasını alabilirsiniz. Burada da %30 bir kazanç, bir komisyon kazancı var. Buradan o 128 dükkanın tamamı size tamamlandığında 4.881 TL'ye tekabül ediyor. Bu kademede. Ama bu 32 dükkandan belki o ay o dönemde 32 dükkanı tamamladığınızda 500 lira alacaksınız. Bir sonraki hafta 64 dükkan olacak o seviyede. Bir 500 daha alacaksınız ya da 1,5 alacaksınız. 32'yi yaklaşık 40'la çarpıyoruz. %30'u ona tekabül ediyor aşağı yukarı. Dolayısıyla buradaki kazanç kaybolmuyor. Tamamlandığınız anda tekrar bu parayı talep ediyorsunuz. Burası sürekli büyüyecek bir şey. Toplam 6.000 küsur lira yapıyor. Burada 1.424 TL almıştık. 5. seviyede biliyorsunuz. 4.881'de 7. de aldık. 6.300 TL yapıyor arkadaşlar. Biz ortalama 6.000 dedik ona. 6.300 TL kira geliriniz oluşuyor. 150 lirayla girdiğiniz bu yatırımda. Peki. Bu kazanç bu kadar mı? Bir dükkan için bu kadar arkadaşlar. Bakın buradaki sistem nedir? Şu arkadaş 6.300 lira, 6.000 lira para kazanabilir dükkan kirasından. Dükkan satışlarından demiyorum. Oradaki satışlar ayrı bir kazanç. Dükkan kirasından. Şuradaki arkadaş gene 6 dolduğunda maksimum 6.000 lira düzenli gelire kavuşur. Buradaki arkadaş öyle. Herkes eşit kazanıyor arkadaşlar. Biz şunu yapmadık. İşte altın, platin, gümüş koymadık. Herkes eşit kazanıyor. Herkes bir dükkandan maksimum bu parayı kazanıyor arkadaşlar. Maksimum. Ben daha fazla kazanmak istiyorsam bu sistem bana göre değil diyebilir bazıları. İyi networklerde olan ya da işte yıllardır bu işi yapan arkadaşlar. Onlar da düşünür. Ki herkes bunu düşünecektir. Siz bir dükkan aldınız. Kural. Aynı isim ile birden fazla X dükkan alınabilir. Her X dükkan ayrı kira gelirine sahiptir. Böylece daha fazla kira geliri oluşturabilirsiniz sistem içinde. Nasıl? Az önce demiştik ya iki arkadaşınıza söyleyeceksiniz. İki arkadaşınız altında iki dükkan koyacaksınız diye. Burada 3 dükkan aldığınızı varsayalım. Birinci dükkan, ikinci dükkan, üçüncü dükkan. Bu 3 dükkanda ne yaptınız? Siz aslında ilk dükkana zaten 2 tane dükkan bağladınız. İlk dükkanın içine olan aslında sorumluluğunuz bitti. Fakat bu 2 dükkanın altına diyoruz ki madem 2 dükkan daha aldınız, bunların altına 2 tane farklı arkadaşı getirmeniz lazım. Ki sistem planlandığı şekilde, sorunsuz bir şekilde devam etsin ve sizin şunu demeye hakkınız olsun. Bu sisteme ben iki kişiyi getirdim, büyümüyor. Ama şu anda getirmeden daha sadece kendisi girmiş. İşte 10 gün olmuş sistem açılalı. Benim altıma niye kimse gelmiyor gibi sorular var. Bunların cevaplarını vereceğim.
Bunu lütfen bu şekilde ayırın. Sistemin sizden beklediği budur. Sadece her dükkanınıza karşılık iki kişiye tavsiye edip onların da dükkan almanı sağlamanız. Bu kadar. Onlarca kişiye, yüzlerce kişiye gidin anlatın demiyoruz. İki kişiye. Lütfen proje X'i anlatın. Sadece bunu anlatmayın. Lütfen proje X'i anlatın. Evet. Bu şekilde yapı devam ettiğinde az önceki yapının kurulduğunu varsayalım gene. 7. seviyeye kadar geldiniz. 7. seviye tamamladığında şu dükkanını demin demiştik 6.300 TL para kazandı. Düzenli bir gelire kavuştu. Fakat şurada bir şey var. Bakın bu sizin bir alt seviyenizde. 5. seviyeye gelelim önce. 7, 6, 5. 5. seviye burası. 5. seviyeye ulaştığınızda 1.424 lira kazanmıştınız. 6. seviyeye indiğinizde şu dükkan para kazanamıyor demiştik. Yani 6'dan bu dükkan kazanamıyor. Ancak şu iki dükkan için burası 5. seviyedir. Göreceli olarak. Dolayısıyla bu sefer bu iki dükkan için 1.400 liralık kazanç söz konusu. Yani 1.400 çarpı 2 daha yaptınız. 2.800 lira da bu iki dükkandan kazandınız. 1.400'ü de buradan kazanmıştınız. Daha 6. seviyedeyken 4.200 lira kira geliriniz oluştu. 7. seviyeye geldiniz. 4.800 lira da buradan bir kira geliriniz oluştu. Etti. 8.200, 9.000 liralık kira geliri. Daha 7. seviyede 9.000 liralık bir kira gelirine kavuştunuz. Bitiyor mu? Hayır. Bu sistem büyümeye devam edecek ve 8. seviyeye ulaşacak. 8. seviyede 256 dükkan olabilir. 2'nin katı şeklinde gittiği için. Bu seviyeye indiğiniz anda ikinci dükkanınız 7. seviyeyi tamamlar. Çünkü az önce demiştik. Burası en üstteki dükkanınıza göre 7. seviye. En üste göre burası 8 ama şuradakilere göre, şuradaki size göre burası 7. seviye. Dolayısıyla 1.6300 lira totalde buradan kazanmış oldunuz. 1.6300 lira da buradan. Bir de buradan kazandınız. Zaten devam ediyordu. 18.300 lira bir kazancınız oluştu 3 dükkandan. Düzenli olarak. Düzenli şekilde, evet. Demek ki bu sistem aslında sınırlı bir kazanç yapısına sahip gibi gözükse de aslında sonsuz bir kazanca sahip. Bu sadece bir yönü. Peki ben ilk seferde hemen 3 dükkan almak zorunda mıyım bu gelire ulaşmak için? Hayır. Bir dükkan aldığınızı varsayalım. Bir dükkan aldınız. Şuraya geri dönüyorum. Evet, bir dükkan aldınız az önceki gibi. 7 seviyeyi tamamladınız. 7 seviyede 6.000 lira düzenli bir gelire kavuştunuz. Ama aşağı doğru büyüyor bu. Bunu durdurmak imkansız. Dolayısıyla bu 8. seviye inecek. Yani bu aşikar ve siz de para kazanıyorsunuz. Ne yapacağız? Ne dedik? Kişi dükkan birden çok dükkan alabilir dedik. Dolayısıyla 8. seviyede siz az önce gösterdiğim yerden 8. seviyede tekrar bir dükkan alabilirsiniz. Yani buradan tekrar 8. seviyede şu seviyede burada dükkanlarınızın olmadığını varsayın. Sadece tek dükkanınız vardı. 8. seviyeye indiği noktada ya da inmeden şurada bile kendinize dükkan alıp tekrar aşağı doğru kendinize 7 seviye daha kazandırabilirsiniz. Bu şekilde bu sonsuza kadar gider arkadaşlar. İşte bu sonsuz bir kazanç döngüsü demek. Her gelir kazandığınızda birçok arkadaş burada bir 5. seviyeyi kazandığında bir kısmını burada alta doğru yatıracak. Hatta bunun için 7'yi beklemenize bile gerek yok. 5. seviyede, 4. seviyede, 3. seviyede burada dükkanlar alarak birer ikişer alta doğru kazancınızı sonsuza doğru uzatırsınız. Sonsuza doğru uzar ve bu sonsuz döngü siz yaşadığınız sürece devam eder ve varislerinize intikal edecek bir gelir oluşur. Dolayısıyla biz hem minimum kazancı hem de maksimum sınırsız bir kazancı sağlayan bir sistem kurduk. Özetlersek, bir X dükkanın 3 aylık kirası 150 liradır. Bu kira ileride artabilir. Şu an için 150 liradır. Enflasyona göre buna bakacağız. Giderlere bakacağız. Şu an için 150 liradır, değişiklik yapılmayacak.
Bir dükkanın 3 aylık kira geliri ortalama 6 bin liradır. Yani siz aylık 50 lira ödüyorsunuz bu otomatik sisteme. Fakat 3 aylık peşin ödüyorsunuz. Kira geliriniz ortalama 6 bin lirayı buluyor ve bu düzenlidir. Sistemden beklenen her dükkan sahibinin sadece 2 kişiye ilk dükkan tavsiye etmesi, tanıtmasıdır. Bu şekilde bu sistem başlar ve gider. Ve yukarıdan da yapılan bütün reklamlar, bütün tanıtımlar üst dükkanlardan, sponsorlarınızdan veya diğer onların üstlerinden yapılacak olan bütün tanıtımlardan gelen üyeler sizlerin altınıza gidecek. Tabii bu böyle fişek hızıyla gidecekmiş gibi hayal ediyoruz ama bu bir süreçtir. Bu bir network yapısıdır. Ama bu eninde sonunda olacak. Eninde sonunda olacak. Kaçınılmazdır. Bu dükkanınız eninde sonunda size düzenli bir gelir getirecektir arkadaşlar. Her iki dükkanınız ayrıca bir yeni bir satış sitesi demektir. Yeni bir isterseniz bunu kategori kategori alabilirsiniz. Ve içeriklerini farklı farklı yapabilirsiniz. Her dükkana bağlı sadece ve sadece 2 tane direkt ilk dükkan olabilir. Yan taraflara 3. 4. ilk dükkan koyamazsınız. Bu da sistemin en güzel tarafıdır. Ve tanıtımlarınıza gelen ilk dükkanlar size bağlı dükkanların altına doğru bağlanır. Dolayısıyla sizin de yaptıklarınız onlara destek olur. Onların yaptıkları onların altına destek olur. Böyle imece usulü bir sistem. Herkesin kazancı eşit. Ben daha fazla dükkan yapıyorum. Niye ben daha fazla kazanamıyorum? Altlardan daha fazla dükkanla daha sonra kazandıkça girip kazancınızı artırabilirsiniz. Ama daha fazla dükkan getirenlerin ayrıca X markette bir kazancı olacak ekstra. Tabii ki çalışanla çalışmayan bir olmayacak. Onu da anlatacağım. İlk kira geliriniz, bu sistemdeki ilk kira kazancınız, bakın ilk dükkan gelirleri veya ilk market geliri değildir bunlar. İlk kira geliriniz 5. seviyede oluşur ve 32 dükkandan maksimum kazancınız 1400 liradır. Ama bunun 5. seviyede 10 tanesi geldi. Oradan 10 çarpı 50 500 lira kazanırsınız o ödeme döneminde. Bir sonraki dönemde kalan 20'si geldi. 20 çarpı 50 atıyorum 1000 lira daha alırsınız gibi. Bu şekilde sistem sürekli onları dolduracağı için, sürekli büyüyeceği için onların eninde sonunda kazancı size gelir. Çünkü sistem en zayıfa doğru gelen üyeleri altta en zayıf halkaya doğru atarak doldurarak gider. Otomatiktir. Siz seçmezsiniz gideceği yeri. Böylece her ilk dükkanla da birden çok kira gelir oluşturabilirsiniz. Benim tavsiyem işte bir dükkanla başlamaktır. Çünkü bunun 3 ay sonraki kirası vardır. Ama 3 ay sonraki kirasını ödeseniz bile bu sistem dediğim gibi eninde sonunda bu kiraları çıkartacak. Bu ödediklerinizi geri verecek mükemmel bir sistem. Peki dedik gibi başka parametreler de olacak bu sistemde. İnternetten yürüyoruz ama hepimiz insanız. Psikolojimiz var. Motivasyon ihtiyacımız var. Eğlenme ihtiyacımız var. Bir club olsun istedik. Bir club gelişecek bu sistemin içinde. Çok büyük avantajları olan, hep beraber tatile gideceğimiz. Ve burada bir dükkanı olan bile bundan faydalanacak. Yani altın, gold, platin olanlar gider, onlar gidemez, bunlar yararlanamaz. Yok. Her üye, her bu sisteme giren ilk dükkan sahibi bunlardan faydalanacak. Fark etmeyecek burada. Hepimiz eşitiz. Lider yok. O anlamda lider yok. Yani tabii ki burada üstteki arkadaşları motive eden arkadaşlar bir takım lider özellikleri taşıması gerekiyor. Ama kazanç anlamında ve bu hakları kullanım anlamında bir lider yok. X Market demiştik. Bu sistemde X'ten oluşmuyor. X Market aslında X projesinin içinde, proje X'in içinde ayrı bir sistem. Burada özellikle ilk ticaretin kendi ürettiği yazılımlar olacak arkadaşlar. Bununla ilgili çok güzel projeler var. Bu sistem sürekli büyüyeceği için buraya bu gece eklenecek yazılımlar gibi. Lütfen bu yazılımla ilgili kullandıktan sonra, mail gönderim sistemiyle ilgili kullandıktan sonra yorumlarınızı ilk ticarete atın, yayınlayalım. Ben çok seveceğinizi ve inanılmaz bulacağınızı düşünüyorum. Bunun gibi çok yazılımlar olacak. Yazılımlar ilk ticarete ait. Ve bütün dünyaya satacağız bunları. Sadece bu ilk market içinde kullanımı olmayacak bunların. Bazıları sadece size özel olacak. Sadece size özel indirimli, özel ve ücretsiz. Bazıları da dükkanlarınızda satacağınız yazılımlar olacak. Bunlar ilk ticaretin eklediği yazılım ekibinin eklediği ürünler olacak. Ve bunlar aslında sizin dükkanlarınızı trafik sağlayıcı, yardımcı
yazılımlar olacak. Bunun dışında bu markette özel indirimli avantajlı ürünler olacak. Sadece dijital bir market değil, fiziki ürünler olacak. Bu fiziki ürünleri buradan çok indirimli alabileceğiz. Örneğin bir üreticiyle anlaştık. Örnek bal vermiştik. İşte bal, o yörenin balını dükkanımızda satıyoruz. Ama X üyelerine şu fiyattan, sadece X üyelerine o fiyattan, markette bu fiyattan alınabilecek kendi özel ihtiyaçlarımız için. Ve bu yöresel ürünleri de böylece hem sektöre kazandıracağız, dünyaya satacağız, hem kendi içimizde çok güzel fiyatlardan alabileceğiz. Burada da bir komisyon dağıtımı olacak. Bu komisyonda kazanç ayağı üye sponsor bakımından olacak. Yani ben işte şu kadar üye getirdim, bu kadar dükkan sahibi getirdim. Bu dükkan sahiplerinin yaptığı alışverişlerden, sistem içindeki harcamalarından. Bu internetten olacak şu anda ama X Club kartlarınız basılıp gönderildiğinde bu X Club kartları aynı zamanda marketlerde vesaire yerlerde de geçecek bir süre sonra. Buradan yapılan alışverişlerde de otomatik olarak işleyecek bu kazançlar hesaplarınıza. Bu çok komplike bir sistem. İnternet bacağı güçlü olan ama birçok şeyi kapsayan bir sistem. Bu X projesi. Yani Proje X'in içinde birçok sistem var. Lütfen bunu geniş algılayalım. Dolayısıyla burada bir kişi siz eğer çok dükkan sahibi getirirseniz bunların alışverişlerinden ayrıca kazanacaksınız. Burada 7 kademeli ayrı bir sistem daha olacak. Burada farklı bir network olacak. Bunu sistem içerisinde açacağımız ekranlarda göstereceğiz. Sadece getirenine göre sıralanacak bir sistem. Yani ben getirdim seni, sen bir başkasını getirdin ama gitti başka birinin altında olabilir X network sisteminde. Ama market sisteminde bu direkt sana bağlı gözükecek. Dolayısıyla onun kazançlarından 7. seviyeden bile para kazanacaksın. Ayrıca. X Akademi bu kadar komplike bir sistem içinde eğitim olmazsa olmaz dedi tabii ki. Bu bir X network okulu aslında. Çünkü network'ü kullanmak ayrı bir bilgi, tecrübe istiyor. Bu eğitimleri, bu yazılımları kullanmayı, bu dükkanlara trafik sağlamayı ve buradaki bütün ihtiyaç duyulan, zayıf olduğumuzu düşündüğümüz her şeyi burada vereceğiz. Ve ücretsiz olacak. Sadece ilk üyelerine. Bu da Proje X'in tanıtım dersleri, sistemi nasıl anlatılmalı, işte temel internet dersleri olacak, Google araçlarının kullanılması, sitenizde dükkanınızı ziyaretçi çekme dersleri olacak, SEO nasıl yapılır, ücretli internet reklamları nasıl yapılır, Google ve diğer yöntemler, bu iletişim araçlarını kullanma, blog yazarlığına kadar gidecek, böyle sürekli büyüyecek bir akademik platform. Burada aynı zamanda burada yazılmamış ama motivasyon eğitimleri, psikolojik eğitimler, çok ünlü hocaların bir takım videolarını bunun parasını ödeyip alacağız. Çok cüzi rakamlarla 10 lira 20 lira gibi komik rakamlarda bu eğitimleri sizlere vereceğiz. Bunlara sahip olacaksınız ilk üyesi olduğunuz için. Bu dersler X Network sistemi içerisinde yani X sistemi içerisinde X Akademi denilen bir yer var. Onun içinde arkadaşlar. Onu göstereyim ben. Benim panelimden. Bakın burada ben e-ticaret üyeliğimdir benim. Demo üyelik bu ama aynı sistem. X Network dükkanlarım var. Buradan görebiliyorum. Ödemelerim, kazançlarım ve X Akademi var. X Akademi'ye girdiğimiz zaman burada sürekli yeni video ve eğitimler olacak. İşte üyelik paneline giriş. X dükkanlarım nasıl? Menüsünü tanımlayalım. X Network halka sistemi butonu. Ağaç anlatımı. Sponsor link mantığı gibi sistemi anlatan videolar. Bunlar her gün ekleniyor, hazırlanıyor. Ve sürekli taleplere göre detaylandırıyoruz. Bu X Akademi büyüyecek bir platform. Bugün mail gönderim sisteminin videoları da eklenecek. Kullanım ve diğer yazılımlar. Bu şekilde panel içerisinden sadece üyelere özel olacak. Özel bir forumumuz da olacak. Onunla ilgili çalışma yapıyoruz. Sadece üyeler arasında haberleşme ve işte sorunlara cevap verebilme açısından orada bir sosyal bir ağ gibi düşünün. Bunun içine daha sonra başka projelerde girecek bu büyüyen bir proje. Bu her şeyi kapsayan bir proje.